در tariki nakşibendi lazım Ahmet çağrı terk. Çahar demek Farsça dört demek. Terki dünya bir, dünyayı terk etmek. Dünya ve mafiha. Dünya ve mafihayı bilen arif değil. Arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? O kadar onun nazarındaki o dünya ve mafihada içindekiler. Hezafiri, şatafatı, ihtişamı, göz kamaştırıcı yanları. Boş ver. Bir böyle dünyayı terk etmek. Hazreti Pir'in verdiği ölçüyle noktalayacak olursak, şu hususlardan dolayı dünyayı kesben değil kalben terk etmek lazımdır. Umurunda değil, bütün dünya kendisinin olsa, katiyen küstahlığa, şımarıklığa, zihni, fikri, ruhi zehirlenmeye düşmez. Ha var, ha yok. Bütün dünya elinden gitse, Eyüp vari yiğitçe, Elhamdülillahillezi ahtan, sümme akade. Hamdolsun alemlerin Rabbi Allah'a ki, bir zaman verdi, vermekle imtihan etti. Bir de almakla imtihan etti. İki imtihan. Verdiğinde onu hamdü sena ile taşlandırdım. İnşallah nezd-i ülhiyette hora geçmiştir. Aldığı zaman da sabırla, dişimi sıkmakla taçlandırdım. İnşallah o da hora geçmiştir. Eyüp vari. Ona Hazreti Pir sabır kahramanı diyor. Dünyayı kesben değil, kalben terk etmek lazım. İnsan kalbini, ruhunu, hissini, ihsaslarını ve ihtisaslarını dünyaya bağlarsa hafizanallah. O uğurda yapmayacağı canavarlık, şirretlik, fezaat ve şenaat yoktur. Asar, keser, öldürür. Nedir esas hedef? El-ihlas ve rıdak ve halisel aşk ve iştiyak. Menkıbe İbrahim Ethem Hazretleri tacını, tahtını terk etmiş. Efendim, taçdar, çullu sultan, çullara bürünmüş, mücavir olmuş, Kabe'yi tevaf etmekle esasen orada doygunluk peşinde koşuyor. İtminan peşinde koşuyor. O sene nasılsa evladı da hacca gelmiş. Aradan kaç sene geçmişse hala unutmamış çehresini. Evladını görünce evladı ona koşuyor, sarılıyor. Menkıbe. Olmuş da olabilir, olmamış da olabilir. Fakat ifade ettiği mana önemlidir. Menkıbelerin aslı değil, faslına bakmak lazım. Çocuğunu bağrına basınca az kalp kayması yaşıyor. Evladım diye. O anda kendi duyabileceği şekilde kendinin irtibat olduğu frekansla hemen bir sinyal alıyor. Ey İbrahim, bir kalpte iki sultan olmaz. Allah'ım, senin yanında kalbimi oturanı al, diyor. Oğlu metafta dizlerinin dibinde yığılıyor. Böyle bir terk-i ukba, terk-i dünya, terk-i ukba. Sonra üçüncüsü, terk-i hesti, kendini terk etmek. Kendiyle çok dünya adına esasen belalar ve musibetler sağanak sağanak başından aşağıya yağdığı zaman sadece çevresine bakmalı. Acaba bir başkasının başına da bir dolu düştü mü? İşte o zaman of diyecek kadar. Öyle bir terki hesti kendini terk etmek. Evinin yandığını gören, eşyasının yandığını gören bir insanın hafif bir sarsıntı geçirmesi gayet normaldir.
Ama öyle değil. O yangını, yangın ateş nereye düştüyse beni yakar mülahazasıyla. Mesleğinizde de bir esas olması lazım. Ateş düştüğü yeri yakar, bencilce bir mülahaza. Ateş nereye düştüyse beni yakar. Falanın evine, filanın devletine, falanın saltanatına, hepsi benim bağrıma düşmüş gibi beni yakar. Öylesine kendinden sıyrılma, öylesine başkalaşma, umumileşme, öylesine umumun canı olma, umumun sinir sistemi olma. Kime dokunulursa adeta kendi sinir sistemine dokunulmuş gibi, içine kan damlayacak şekilde bir terki hest. Terki hest. Üç tane büyük terk. Dünya, ukba ve kendini terk. Terki terk diyor. Bir damla alıyorsunuz, bir yere çalıyorsunuz, bir de bakıyorsunuz ki umman olmuş. Evet. Böyle bir aciz. Güzel değil mi böyle bir aciz? Der tarik aczi mendi lazım Ahmet Çarıçiz, aczi mutlak diyor. Neden? Çünkü sonsuz ve sıfır mülahazasına bakınca, eğer birisi aczi mutlak içinde kendini görüyorsa, bir de kadiri mutlak, kadiri mutlak onu görmüş olur. Evet, haklar elinizden alınacak burada. İnsanı haklardan mahrum edileceksiniz. Hatta çok yerde Allah'a karşı yapmanız gerekli olan vazife-i ubudiyeti yapmayı zor yapacaksınız. Abdest alma imkanı belki bulamayacaksınız. Zikr-ü fikirde bulunduğunuz zaman rahatsızlıkları ishar edecek, engellemeye çalışacaklar. Her şeyiniz elinizden alınması. Yine de mutlak bir şevk içinde. Madem aczi mutlaka, fakri mutlaka öyle bir teveccüh var, bence bize düşen şey de şevki mutlak içinde. O güzergahta, ona doğru gitmekte, katiyen yese düşmeden, yeis mani her kemaldir. Yeis öyle bataktır ki düşersen boğulursun. Azmine sarıl, sımsıkı bak ne olursun. Yaşayanlar hep ümitle yaşar. Meyus olan ruhunu, vicdanını bağlar. Ey dipdiri meyyit sizin için olmasın. Ey dipdiri meyyit, iki el bir baş içindir. El de senin, baş da senindir. Kurtarmaya azmin ne için böyle süreksiz? Sen mi yoksa ümidin mi yüreksiz? Ruhun şad olsun Akif. Katiyen yese düşmeme, inkisar yaşamama, acza, fakra, o kadar eltaf-ı subhaniyede bulunan Allah'ın eltaf-ı subhaniyesi karşısında hiçbir şey yokmuş gibi. Oraya girenlerin o etrafa tebessüm yağdırmalarına benzer şekilde, tebessüm yağdırarak, arkadan ellerine kelepçe vurmuşlar sanki kaçacak gibi. Sırf hakaret olsun diye, bir yönüyle onu aşağılamak için esas, bir yönüyle onu tahrik etmeye matuf, bir şey yapsın diye. Fakat çok şükür melek ruhu taşıyan o insanlar, mülkten, milkten daha ziyade melekûta müteveccüh olan o insanlar gülerek mukabelede bulunuyorlar. Çok iyi tanıdığım bir yaşlıyı Antalya'da, belki benden de bir iki yaş daha büyük, düşünün yani 80 yaşına ayak basmış birisi, ellerine kelepçe vurmuşlar. Bir de böyle fotoğrafını çekiyorlar, çek çek diyor bunlara ve sonra bir şeyler ilave ediyor. Adeta gittiği yere çok ciddi bir memnuniyet hissiyle gidiyor gibi. Allah sizi ebediyen payidar eylesin. İhtimal ki sizler Amnufis döneminde olsaydınız aynı şeyleri yapacaktınız.